Koz Altın paranın rotasını sunar. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın rotasına hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündemi öne çıkan başlıklara bakacağız. Her zaman olduğu gibi Doktor Yaşar Erdinç'le birlikte. Bugün yine bir reel sektör temsilcisi konuğumuz olacak. Çok değerli bir isim bizimle beraber. Daha önce de konuştuğumuz bir sektör aslında ama bu sektörün büyüklerinden, çiğ köfte sektöründen, gıda sektöründen bugün bahsedeceğiz, konuşacağız. Komagene Genel Müdürü Çetin Tekdemir bizlerle beraber. Çetin Bey günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam günaydın size de. Günaydın Barış. Biz şimdi önce genel bir piyasalara bakalım. Ardından sizinle sohbetimize başlayacağız ama önce bir Galatasaray diyelim. Ben de tam inanmıyorum Barış diyecektim. İnanmıyorum Barış, nasıl piyasalara bakarsın sen bu sabah diyecektim. Keyifle bakıyorum hocam bu sabah piyasalara. Evet, keyifle bakıyorum. Arkamda da zaten görüyorsunuz sarfımızın renkleri. Tebrik ediyoruz Galatasaray'ı. Ya gurur duyduk gerçekten. Kesinlikle. Yani, dün akşam harika bir maçtı. Bütün peki, Türkiye sevindi. Ben size şeyi sorayım sana. Çeyrek finalde kimle karşılaşacaksınız? Yani çeyrek kimle finalde istiyorsunuz? Hocam ben bu sabah bir tahminde bulundum ama inşallah tutar, söylemeyeyim şimdi ya. Ya söyle hadi. Şimdi gerçi tam bütün rakipler belli değil ama bir Malaga-Porto eşleşmesi var. Oradan Malaga gelirse hiç fena olmaz. O olmazsa Borussia Dortmund gelsin, yine Alman olsun. En azından Almanya'da Türk taraftar çok. Evet. Ama tabii bu dakikadan sonra dün teknik heyet ve futbolcular da söylüyor. Çok bir şey fark etmiyor. Artık 8 takıma kaldırız. Hani hepsi güçlü. Ama tabii bir Barcelona ya da Real Madrid gelirse çok hoş olmaz herhalde. Bence o gelsin ya Barış. Düşünsene onu elediğini düşünsene. Onu elemek hocam. Zaten... Bu biraz zor tabii. Ama elemese bile yani şu dakikadan sonra artık hani Barcelona da gelse, Real Madrid de gelse, Galatasaray bence bu sene zaten üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Evet. Bizim yani Türkiye açısından, bir Türk takımı açısından bu çeyrek final final sayılır bana göre. 8 takım arasında kalmak hiç fena bir iş değil. Tebrik ediyoruz bir kez daha. Hakikaten Türkiye'yi sevindirdiler. Uzun zamandır da hani bu sevinç manzaraları vardı dün akşam yine sokaklarda. Hakikaten özlemiştik. Bayağıdır futbolda böyle başarılar gelmiyordu. Şimdi sırada Fenerbahçe var. Yarın akşam Fenerbahçe'de rakibi nelerse onlar da UEFA Kupası'na çeyrek finale çıkacaklar. Umarız o başarıyı İnşallah, gösterirler. Evet. İlk maçta 1-0'lık bir galibiyet var. Yarın bir terslik olmazsa onlar da eleyecektir büyük ihtimalle. UEFA Kupası'nda da onlar yürüyor. Bakarsanız şu olur. Süper Kupa finalinde Galatasaray'la Fenerbahçe oynar mesela. Çok da hoş olur. Hiç fena olmaz yani. Ya tarihi bir sene olmuş olur Türk futbol Fener açısından. Fener şeyi alıyormuş, UEFA'yı alıyormuş. Ne kadar güzel olur. Sonra Şampiyonlar Ligi Kupası'nı Galatasaray. Ve düşünsene ya, bütün dünyanın gözü burada. Bundan daha büyük bir Türkiye reklamı şey olabilir mi ya? Keşke olsa. Türkiye markası için önemli bir katkı işte, bu noktada kesinlikle destek verilmeli yani. Evet. Destek verilmeli. Yani devletimiz de yani çocuklara bir şeyler vermeli yani. Eğer hakikaten siz de o noktaya gelinirse zaten hocam çok büyük destek olur ama şimdi bakalım. İnşallah olur. Fenerbahçe de yarın rakibini eler ve çeyrek finale kalırsa ama ondan o şeyin sonra golü neydi öyle her ya şey olabilir. Yani Hamit Altıntop'un golü neydi öyle? Hamit yine yani direği buldu yalnız bu arada hocam. Allah'tan bu sefer içeriye direğin iç tarafını buldu da gol oldu yani. Evet, herkes evet onu konuşuyor zaten. Ama hakikaten güzel maç. Tebrik edelim bir kez daha Galatasaray'ı, Fenerbahçe'ye de. Başarılar dileyelim. Hemen başlayalım. Dün akşam, dün daha doğrusu ben akşamda kaldığım ne için. Ne güzel dün akşam spor konuşuyorduk hala. Barış yani. Gene beni piyasalara sokacaksın. Hocam bu sabah şimdi bana bırakırsanız ben konuşurum. 45 dakika, 1 saat Galatasaray bugün konuşurum. Bu sabah ama ben izleyicilerimiz yorum da yazmadım. Yani evet. Şimdi herkes web sitesinde yorum da bekliyor ama yazacak bir şey bulamadım. Yani o kadar gündemsiz ki şey. Çok mu sakin? Piyasa, ya daha doğrusu piyasa sıkıştı kaldı bir tarafta. Dün cari açık rakamları evet geldi. Bugün benim köşe yazımda o konuda. Yani piyasa biraz zannedersem şey yapacak. Cari açık rakamlarından sonra bir miktar piyasa bir dur diyecek bence. Çünkü Merkez Bankası biraz daha sıkılaştırma yapabilir bu toplantıda. Ne olmuş biliyor musun? Cari açıkta çok ilginç bir gelişme var. Geçen yıl yani 2012'nin Ocak ayında biz ne kadar dışarıdan finansman bulmuşuz? Yani ne kadar ülkeye sermaye hesabından para girmiş? Ona baktığında 827 milyon. Bu sene Ocak ayında ne kadar para girmiş? 9.2 milyar dolar. Yani bir yerde 827 milyon. 11 kat para girişinde artış var. Bu giren para ne oluyor peki? Nereden girmiş? Yani kim almış bu parayı dışarıdan? Yaklaşık 4 milyar doları bankalar dışarıdan kaynak bulmuşlar. Evet. Yükümlülükleri artmış. Yaklaşık 1.7 milyarın üzerinde bir kısım da reel sektörden.
geçen sene 2012 Ocak ayında hatırlarsanız, siz de zannedersem bilmiyorum, kurlar sizi çok ilgilendiriyor mu ama Çetin Bey? Dolaylı olarak ilgilendiriyor. Günün sonunda mazot, benzin, lojistik maliyetleri bizim için büyük gider. Bu şekilde etkileniyor. Tabii. Evet, orada geçen sene yani 2012 Ocak ayında hatırlarsanız şöyle bir ortam vardı. Avrupa'da her an bir bankanın batacağını bekliyorduk. Fransa'da en büyük bankalardan birinin batacağı konuşuluyordu. Avrupalı bankalar likite sıkışmışlardı. Kimse kimseye borç vermiyordu. Avrupa'da faizler yükselmiş. İspanyol, İtalyan tahvillerinin faizleri %7'ye yaklaşmıştı. O sırada bizim reel sektör Ocak ayında 600 milyon dolar şey ödemiş. Borç ödemiş. Ve borcu da yenilememiş Avrupalılar. Yani bakın, dışarıda bir sıkıntı olduğunda nasıl bizim reel sektörü etkiliyor? Çünkü 600 milyon dolar yenilemiyorsun sen. Dolayısıyla o kaynağı bir şekilde bulması lazım. Daha yüksek maliyetlerle bulmak zorunda kalmış reel sektör. Ama bu sene Ocak ayında 1.7 milyar dolar reel sektörde borçlanmış. Özel sektör. Banka hariç özel sektör. Bankalarda 4.1 milyar dolar borçlanmışlar. Merkez Bankası ne kadar kısmaya çalışsa da kaynağı, bankalar dışarıdan kaynak bulup getirip o parayı içeride satabiliyorlar. Bu çok önemli. Ayrıca Sayın Erdem Başçı son konuşmasında dedi ki Şubat ayında ithalat ivme kazanacak. Hani sen dün bana sormuştun, cari açık artık dibe gelinir mi, dip olur mu, dip görüldü mü? Bence artık dip görüldü. Yani bu Ocak ayında dip görüldü. 46.7 milyar dolar civarında bir yıllıklandırılmış cari açığa ulaştık. Ve bu dip görüldükten sonra artık ivme yukarı olacak bence. Burada Merkez Bankası'nın baktığı 3 tane kriter var. Cari açık, ikincisi reel efektif kur endeksi, ve üçüncüsü de Merkez Bankası'nın baktığı en önemli parametrelerden bir tanesi de krediler yüzde kaç büyüyor Türkiye'de. %19.5 civarında büyümüş. Bunu Merkez Bankası 15'te sınırlayacağım demişti. Dolayısıyla bu Merkez Bankası'nın önümüzdeki ayki bu ayki toplantısında büyük bir ihtimalle Merkez Bankası bence yine muzdam karşılıkları arttıracak. Yani içerideki kredi genişlemesini bir miktar durdurmaya çalışacak. Piyasa bu beklentiye girerse, bunu niye söylüyorum? Yani cari açık açıklandı. Bunu konuş çok da fazla bir anlamı yok ama nasıl etkileyebilir? Özellikle Merkez Bankası muzdam karşılıkları arttıracak olursa ve piyasa bunu algılarsa, o zaman borsada bir miktar geri çekilme göreceğiz. Çünkü çok yükseldi. 75.5'tan itibaren, 76 binden itibaren 83.584.000'e yaklaştı. Bir miktar geri çekilme olabilir. Bunu konuşmaya başlayacağız. Dışarıda da Barış, biliyorsun her programda ben böyle bir genel özet veriyorum. Amerika'da bir bütçe sıkıntısı var. Ve bu bütçe ile ilgili olarak bir plan sunuldu. Ve Paul Ryan planının Cumhuriyetçiler reddetti. Beyaz Saray bunun hatalı olduğunu söyledi. Şimdi orada hangimizin bütçesi doğru kavgası başladı. Orada da biliyorsun borsalar çok yükselmişti. Dow Endeksi ve S&P tarihi rekor kırmıştı. Ki bu rekorlar sonrasında orada da bir miktar duraksama gelebilir. Aslında Amerika'da istihdam falan çok iyi büyüyor. Veriler çok iyi. Fakat şöyle birazcık bir düzeltme ihtiyacı olabilir piyasaların. Bugün itibariyle son verilere baktığımızda özellikle altında bir yukarı hareket var. Dün 1580 dolardı. 1592'ye doğru geldi altın. Tahmin ediyorum 1610-1625 dolara kadar altında bir yükseliş göreceğiz. Dolar TL kuru 1.80 seviyelerinde bulunuyor. Ama orada 1.80-1.50'yi geçemez bence. Onu geçmesi çok zor. Onu geçebilmesi için Amerika'da Amerikan dolarının diğer paralara karşı değerinin endeksinin 83.5'u geçmesi lazım. Yani o da biraz, şu an dolar hala değerli piyasalarda. Euro dolar paritesi toparlamaya çalışıyor. İtalya'da sıkıntı devam ediyor. İtalya'nın faizlerinde bir miktar yükselme var. Oradaki siyasi kriz nedeniyle, yani bir kilitlenme var orada. Tüm bu gündeme hepsine birlikte baktığımızda bugün faizde çok fazla bir şey olmaz. Evet. Dolar gene 1.80 seviyelerinde aşağı yukarı gider. Borsa yukarı gidemez ama aşağıda düşmek istemiyorum modunda olur.
Yani böyle biraz sıkışık, heyecansız bir gün olacak diye düşünüyorum. Hani ekstra bir haber gelmediği sürece. Hı hı. Genel olarak piyasanın özeti dediğinde bu şekilde özetleyebiliriz. İzleyicilerimizden gelen soruları da cevaplayacağız ama şimdi şunu da belirteyim. Özellikle İbrahim Dere hisse senedinin değerleriyle ilgili bir şey sormuş. Evet. Nominal değerlerle ilgili. Evet, nominal değerlerle ilgili. Bir hissenin nominal değeri 1 TL olarak biliyorum. Fakat sizin 10 Mart tarihinde yaptığınız webinarda şirketin faaliyet raporunda 1 kuruş yazıyordu. Hangisi doğru diye sormuş. Evet, hangisi doğru? Hangisi doğru? Normalde 1 kuruş da doğru, 1 lira da doğru. Şöyle, ne olursa olsun 1 kuruş da olsa o sonucu pek değiştirmiyor. 100 hisseyi 1 lot olarak varsayıyorsun sen. Yani aslında 10 milyar hisse, 10 milyon sermayeye 10 milyar hisse olur 1 kuruş olursa. 10 milyon 1 lira olursa 10 milyon sermayeye 1 liralık hisse olur. Dolayısıyla sonucu değiştirmiyor. Onun bir anlamı yok yani. Onu o şekilde şey yapmasına gerek yok. Çok bir fazla de son olarak şimdi Çetin Bey'e dönmeden evvel bu Rıfat Bey'in sorusuna da hemen kısaca bir bakalım hocam. Forex kazançlarının vergiye tabi olup olmadığı hakkında net bir bilgiye ulaşamadım diyor. Öyle bir yasa çıkarmışlar ki isterlerse vergi alabilirler sonucuna vardım. Arz edilmezse vergi yok bu kazançlar. Sürekli arz etmezse, sürekli arz ederse vergi var gibi bir sorun çıkıyor. Ne diyorsunuz hocam bununla ilgili? Valla şimdi finansal vergilendirme konusunda hani ben o konunun gerçekten uzmanı değilim. Benim bildiğim otomatik olarak sistemlerde bir vergi kazanç oluştuğunda, yani bir kazanç oluştuğunda sizin hesabınızda bir vergi var. Hı hı. Bildiğim. Ama bu konuda özellikle vergi konusunda ayrıntılı bilgim yok. O yüzden yanlış bir şey söyleyebilirim Barış. Bunu ben öğrenip yarınki programda cevaplayayım. Yani bizim hani forex işlemlerinde uzman arkadaşlar, oradaki vergilendirmeyi bilen Gedik Yatırım'ın, Gedik Forex'in deki arkadaşlara soracağım. Ayrıntılı bir bilgi alıp yarın bir soruyu cevaplayalım. Yani şu an afaki konuşmak istemiyorum yani. Ama altında yok, onu biliyorum. Yani. Peki. Çetin Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi tabii genel bir piyasa değerlendirmesinin ardından aslında sektörü biraz konuşalım. Komagene'nin öyküsüyle biraz başlayalım isterseniz. Çok hızlı büyüdü bir kere Komagene, onu biliyoruz. O öyküden başlayalım, sonra sizin yurt dışı maceranıza geleceğiz. İşte hocam mutlaka soracak, ciroyu soracak, istihdam durumunu soracak ama bir öyküsüyle başlayalım mı Komagene'nin? Tabii Komagene ilk defa 2005 yılında... bu İzmir'de bir çiğ köfteden zehirlenme olayından sonra alternatif bir ürün arayışından doğan bir marka. O dönem etin yerine etsiz bir çiğ köfte yapabilir miyiz şeyi oluyor, arayışı oluyor. İşte etin yerine ceviz, badem, fındık gibi ürünleri ekleyerek, hı hı, yeni bir inovasyon yapılıyor. Ve insanlara bu bir franchise sistemini sunuyor ilk defa 2005 yılında. Hatta Şişli'de ilk dükkan açılıyor. Türkiye'de ilk defa böyle geleneksel bir ürün, çiğ köfte ürünü franchise sistemiyle bir dükkan konseptinde müşteriye temiz ve hijyenik ortamda sunulmaya başlanıyor ve etsiz bir şekilde sunuluyor. Tabii ilk başta bu iş olur mu olmaz mı diye çok tartışma oluyor. İnsanlar hani etli çiğ köfteye karşı ciddi şeyleri var. Yıllar, 4000 yıldır gelen bir şey var Türkiye'de. Tabii. Anadolu'da bir yerleşmiş kültürü var. Ama daha sonra özellikle gençler arasında dürüm konseptiyle olay bir fast food haline dönüşüyor. Bir fenomen haline dönüşüyor. Şu an Türkiye'de açık olarak 430'a yakın dükkanımız var. 64 ilde ciddi bir şekilde büyüme sağladı. Tabii Komagene'nin sektöre girmesi sektörü tetikledi. Olmayan bir sektör ortaya çıktı. Bir pazar açıldı. Daha önce böyle bir pazar yoktu. Hı hı. Tabii arkamızdan başka markalar da Komagene'yi takip ettiler. Şu an Türkiye'de gerçekten bir çiğ köfte sektörü kendine özel bir alan yaratarak şey yaptı, piyasaya sunuldu. Şu anda pazar doymuş durumda mı? Çünkü biz şimdi mesela bir izleyicimiz de sormuş. Daha önce de burada başka çiğ köfte firmalarının temsilcileri bizimle beraber oldular. O izleyicimize de cevap vermiş olalım hocam bu arada. Hani neden iki ayda bir çiğ köfte sektöründen bir temsilci geliyor demiş. Bir şey yok, hani özel bir durum yok. Tamamen tesadüf. İnşaat sektörü de biliyorsunuz temsilcileri de zaman zaman bizimle oluyor. Zaman zaman çiğ köfte sektörü oluyor. Değişiyor. Tamamen tesadüf. Yani öyle bir çiğ köfte yatırımımız falan filan yok. Yanlış anlaşılmasın sakın. Yani çünkü üst üste denk gelince tabii izleyicimizin de dikkatini çekmiş. Bu arada şey de soruluyor, onu da söyleyeyim.
Şimdi sabah saatlerinde olduğu için program tabii. Sabahları köfte yedirmeyi ne zaman başaracaksınız tüketicilere diye de bir soru da var. Onu da eklemiş olayım. Şunu soracağım. Şimdi pazarda durum ne? Hakikaten çok firma var. Ama hani bunların kimi kurumsal firmalar sizin gibi. Çok sayıda da değil onlar aslında. Ama pek çok şey var. Merdiven altı çalışan var. İşte nereye baksanız her yerde bir çiğ köfteci görüyorsunuz. Tabii şu an Türkiye'de belki 100'den fazla bir marka var. Bunların bir 5-6 tanesi sektörde üst segmentte farklılaşmış durumda. Tabii pazara giriş kolay olduğu için ve şu anda trend yukarı olduğu için pazara girişler devam ediyor. Ama önümüzdeki birkaç sene içinde pazar belli bir doygunluğa ulaşacak. Orada da hem müşteri hem de yatırımcı o markaların hangisi uzun vadeli ise onu zaten tercih edecek. Bu benzer şeyler, sektörel eliminasyonlar farklı sektörde yaşandı. İşte simit sektöründe yaşandı, dondurma sektöründe, kafe sektöründe belli girişler ve çıkışlar oldu. Sektör şu an tam olgunluğa ulaşmadı. Ama ciddi bir ekonomik büyüklüğe ulaştı. Yani tahmin ne kadar büyüklüğü? Yani son kullanıcı perakende sektöründe aşağı yukarı 800 milyon TL'lik bir cirodan bahsediyoruz. Yani bu esası kendi içinde bir ürün grubunda oluşturmuş olduğu büyük bir şey. Yeni bir ekonomik büyüklük. Çok, evet. Bir de tabii çiğ köfte sektörünün bu kadar dikkat çekiyor olması Türkiye'de franchise sistemiyle hızlı büyüyen bir sektör oldu. Yani aynı marka altında işte bizim 430'a yakın dükkanımız var. Bizi takip eden markalarında böyle büyük sayıda rakamları var. Türkiye'de zincir mantığını, zincirleşme mantığını ve en ücra noktaya kadar bir marka tabela altında faaliyet gösteren mantığını çiğ köfte sektörü başardı. İşte bu Türkiye için yeni bir konu. Yani belki büyük şehirlerde belli zincir markalar vardı mobilya sektöründe ama özellikle gıda pazarında çiğ köfteciler bunu yakaladı. Yani bir dönercilerin beceremediği veya pidecilerin beceremediği, yani Türkiye'nin esası daha eski olan sektörlerin beceremediği bir şeyi çiğ köfte sektörü bir markalaşma konsepti altında becerebildi. Bence bu ekonomik olarak bir şey ifade ediyor, bir değer ifade ediyor. Mutlaka. Franchise sistemi demişken onu da soralım size. Şimdi tabii bu diğer bazı kurumsal hale gelmiş olanlarda da var çiğ köfte sektöründe ama sizde nasıl bir franchising sistemi var? Nedir şartları? Ve sizde franchising şu tarafı da var bildiğim kadarıyla. Az önce yayından evvel onu da konuştuk. Sizin mağazalarınızda, satış noktalarınızda sadece çiğ köfte yok bildiğim kadarıyla değil mi? Ve bu üretim nasıl oluyor? Biraz da onu anlatalım. Tabii. Şimdi bizim franchise sistemimizde biz bayi adaylarımızdan minimum 20 ile 40 metrekaresine dükkanlar talep ediyoruz. Bunları bizim standartlarımıza göre tabela, dolap, tefrişatını bizim standartlarımıza göre yaptırtıyoruz. Ve tamamen bizim kurallarımıza göre tüm ürün tedarikini, gıda ile ilgili çiğ köftesinden yanında işte bizim şu an yaklaşık 10 çeşit mezemiz, içli köftemiz, tatlı grubumuz, içecek grubumuzu veriyoruz. A'dan Z'ye, poşetinden kutusuna, peçetesine kadar bayinin tüm ihtiyaçlarını merkezi olarak gönderiyoruz. Üretimimizi Sultanbeyli'nde İstanbul'da yapıyoruz gıdacılar sitesinde. 2800 metrekare kapalı bir alanda gıda mühendislerinin kontrolünde burada yapıyoruz. Tüm Türkiye ve yurt dışındaki şubelerimize aynı noktadan artı 4 derece frigofilik bir şekilde ulaştırıyoruz. Şu an Edirne'den Doğu Beyazıt'a kadar, işte Rize'den Antalya'ya kadar Türkiye'deki 64 noktaya aynı lokasyondan şey yapıyoruz, servis yapıyoruz. Bu arada Hamburg, Bakü, Zürih, yakında Zürih başlıyor. Viyana'ya da gene uçak kargoyla ürünleri Türkiye'den gönderiyoruz. Bizim bayilerimiz herhangi bir şekilde üretim yapmıyor. Her şey standart merkez olarak peki, yapılıyor. Peki uçak kargoyla gönderiyorsunuz ya, orada sorun çıkmıyor mu? Yani onu gümrükten çekmesi vesaire alması zaman... sorun olmuyor mu? Şimdi Yaşar Bey, biz Erzurum'a İstanbul'dan aşağı yukarı 1,5 günde ulaşıyoruz. Yani tırlarla artı 4 derecede. Hamburg'a 3 saatte ulaşıyoruz. Avrupa Birliği'nde olduğumuz için ilk giriş sertifikalarınızı aldıktan sonra ürünün Türkiye'den yüklenip Hamburg'da dükkana gelmesi aşağı yukarı 12 saat sürüyor. Yani sabah biz buradan Hamburg uçağına veriyoruz uçak kargoya. Saat 2-3'te mağazada olabiliyor. O yüzden özellikle Avrupa Birliği'ne girdikten sonra ürünün de standartları zaten ISO belgemiz, gerekli uluslararası standartizasyonlarımız olduğu için ürünün çekilmesine ve bekletilmesine hiçbir sıkıntı yok. Peki ürünün ömrü ne kadar? 12 saatte buradan ulaştı.
Şimdi ürünleri biz tabii özel vakumlu poşetlerde gönderiyoruz. 12 ve 6 kiloluk bulk paketlerde. Kuru buz dediğimiz bir, özellikle yurt dışı için söylüyorum. 4 dereceyi muhafaza ediyoruz ve uçak kargoları zaten 4 derece taşıyor. Poşetin içinde aşağı yukarı 15 gün, 20 gün ömrü var. Herhangi bir bozulma veya şey olmuyor. Katkı maddesi falan var mı içinde? Onu süreyi uzatmak için. Şimdi şöyle tabii belli küflenme ve bakteri üremesine karşı belli şeyler var. Hani koruyucu maddeler var ama hani bunlar işte mesela sitrik asit de, C vitamini dediğimiz şey de bir koruyucu madde. O tür koruyucu maddeler var. Yani bunun tabii şeyi var. Belli bir standartlar var. Hani tuz da bir koruyucu madde. Tabii. Tabii Türkiye'de şimdi koruyucu madde dediğimiz olay çok farklı noktalara çekiliyor. Günün sonunda tuzlamada, salamurada bir koruyucu, tabii tuz, sodyum bir ürün. Evet, Recai Bey'in bir sorusu var. Diyor ki, Komagene'nin helal gıda sertifikası var mı yoksa almayı düşünüyor mu? Helal gıda patenti hakkında görüşünüz ne acaba? Komagene olarak helal gıda sertifikamız var. Yaklaşık 3 ay önce aldık. Yani bu şu demek değil tabii, 3 ay öncesinde bu ürünlerde bir problem var mıydı? Değildi. Normalde gıda sektöründe şu şekilde bir bilgi kirliliği var. Gıda sertifikası, daha sonra helal sertifikası yurt dışından gidecek ürünlerin özellikle İslam ülkelerine ihracatında kolaylaştırıcı bir unsur olarak ortaya çıktı. Normalde iç piyasada ürünün pazarlamasında kullanılması normal olarak uygun değil. Hatta yasal olarak da tasvip edilmiyor. Ancak sektörde maalesef bir şey oluştu. Yani helal gıda sertifikası olmayan firmalar sanki helal değil gibi bir algı oluşturuldu. Bu nedenle kamu önündeki bu şeyi tabiri caizse kırmak için hani ticari olarak biz de helal sertifikamızı aldık. Ürünlerin hem alkol hem diğer domuz genetik vesaire testleri yapıldı. Helal sertifikamız var. Onda bir sıkıntımız yok. Zaten Avrupa Birliği'ne de Azerbaycan'a da helal sertifikalarımıza mal gönderiyoruz. Evet. Şimdi hocam ben yeni markaya geleceğim ama şu merak ettim onu. Sizin var mı hani bu ekonomik boyutuyla ilgili? Dönerge. Dönergene. Evet. Değil mi? Şimdi ben ilk kez duydum dönergeneyi. Şimdi dönergene herhalde döner yapacak. Evet. Nasıl oluştu bu marka? Şimdi nerelerde başladınız ürün sunmaya? Şimdi dönergene bizim özellikle Avrupa seyahatlerimizde şunu gördük. Avrupa'da bir döner pazarı var. Bu çokça gazetelerde, dergilerde yer alıyor ama bir franchise sistemiyle bir marka altında bir döner zincirimiz maalesef dünyada yok. Avrupa'da da yok. Yani Yaşar hocamız da biliyor, Avrupa'yı biliyordur. Oradaki dönerciler işte normal bir döner asan, herhangi bir standartizasyon olmayan, bir marka bilinci olmayan binlerce dönerci var tabii, tüm Avrupa'da. Tabii tabii. Biz burada bir şeyi gördük, eksikliği gördük. Esas döner dünyada hak ettiği yerde değil, bir sistem olarak, bir franchise sistemi olarak oturmamış. Yani yurt dışı markalarla, yabancı markaların, işte burgercilerin, hamburgercilerin, pizzacıların dünyadaki şeyine bakarsa, yayılmasına bakarsa hepsi bir marka çatı altında. Doğru. On binlerce dükkanda çalışıyor. Döner bizim gerçekten çok önemli bir ürünümüz ama hem Türkiye'de hem de Avrupa'da böyle 100 tane bir döner zinciri yok. Yok. 100 adet de oluşan. Yok. Biz oradaki boşluğu fark ettik. Tabii çiğ köftenin pazarı Türkiye ve çevre ülkelerle biraz sınırlı. Özellikle bulguru. Çünkü geleneksel bir tat. Ama dönerin özellikle et olması, belli bir damak zevkine, dünya genelindeki insanın damak zevkine uygun olmasını düşünerek bununla ilgili bir zincir planladık. Döner gene de öncelikli hedef yurt dışı mı? Hem Türkiye hem yurt dışı. Biz şu an zaten ilk açılımımız, ilk dünya lansmanı Çin'den yaptık. Müthiş, ben onu duydum. Evet. Çok şaşırdım Çin olmasına. Çin'de şu an iki tane dönergene çalışıyor. Çok yakında bir. Neden Çin düşündünüz? Mesela çünkü işte Avrupa ülkelerinde hem şöyle bir avantajı da var. Çok fazla Türk olduğu için hani orada satış vesaire konusunda daha rahat olabilirsiniz aslında Avrupa'da. Ama Çin mesela niye aklınıza geldi merak ettim. Şimdi Çin gerçekten çok bakir bir piyasa. Yani Çin'de birkaç kere fuarlara gittik. Orada gördüğümüz şöyle bir şey var. Şu an Çin'de Kentucky'nin 4000 tane dükkanı var. Yani inanılmaz bir rakam. Özellikle Uzak Doğu ve Çin'de dışarıda yemek yeme kültürü çok fazla. Yani insanlar içeride yemek yapmıyor. Ve döner konusunda da piyasa bomboş. Yani burada iki tane şansımız var. Yani çok büyük bir balık yakalayacağız. Çünkü piyasa gerçekten boş. Yani toplam ek içinde bakarsanız döner yapan, döner satan nokta sayısı 7-8 tane. Çok az hakikaten. Tabii Şangay'da 3-4 tane var, Pekin'de birkaç tane var. Bunun haricinde gerçekten bir Türk döner piyasası yok. Türk dönerin ismen biliyorlar ama tatmamışlar. Biz şu an orada bir üretim tesisi kurduk. İki tane de perakende dükkan açtık kendimiz. Orada bir Çinli ortağımız var. %50-%50'yiz orada.
Amacımız da orada tabii iki dükkan değil 300-400 tane dükkana ulaşabilecek bir altyapı oluşturduk. İlk franchise'ımı da verdik orada. Hani inşallah üçüncüsü de açılıyor. Hı hı. Çin'de gerçekten ciddi bir şekilde bir fast food şeyi var, potansiyeli var. Tabii biz biz oraya gittik kimse gelmesin demiyoruz. Mesela Türkiye'deki dönerin orada tanıtılması ne kadar çok kişiye ulaşırsanız o kadar satış artıyor. Doğru. Ciddi potansiyel var. İkinci olarak biz Türkiye'de başlıyoruz. Türkiye'de bir ay içinde ilk dükkanlarımız açılmaya başlayacak. Şu an Türkiye'de bayilik verme sürecini başlattık. Akabinde Avrupa, Amerika, dünyanın değişik ülkelerinden gelecek taleplere göre de her yerde döner gene markasını konumlandırmak istiyoruz. Türkiye'de de döner gene de komagene de olduğu gibi üretim merkezi mi olacak? Tabii merkezi. Yani şu, yine bayiler, şubeler herhangi bir üretim tarafa karışmayacak. Döner, dönerin yanındaki diğer ek ürünlerimiz, aparatif ürünlerimizin tamamı merkezi olarak sosundan ekmeğine varıncaya kadar tamamı merkezi olarak gidecek. Hem müşterimiz hem de franchise alan kişi kendisi herhangi bir şekilde döner üretmekle, dönerin kaynağı ile ilgili bir sıkıntı yaşamayacak. Şimdi bir size öneri var, onu da hemen aktarayım. Kemal Bey'in önerisi, madem böyle hani sadece çiğ köfte değil dönere de el attınız. Diyor ki izleyicimiz Kemal Bey, Kemal Kılınç Arslan, çiğ köftenin yanında kısır üretimini de öneriyorum. Malum Türkiye'de kadınlar altın günü yapar, iyi iş yapar. Fikir patent hakkımı unutmayın demiş bu arada, onu da söyleyeyim. Kısır da iyi fikir aslında, ne diyorsunuz hocam? Fakat kısırda zannedersem şöyle bir sorun çıkabilir. Yani kısır hemen yapılıyor. Değil mi? Ve öyle bir durum var. Onu uzun süre muhafaza etmek, yoksa çiğ köfteye dönüşür, sulu bir çiğ köfte gibi falan olur herhalde. Kısır denemesi yaptık bu arada şey olarak. Orada kısırın içine tabii yeşillikler ekleniyor. Tabii. Maydanoz, yeşil soğan gibi. Şimdi onları merkezi olarak eklediğimizde sıkıntı var. Çünkü dayanım süresini azaltıyor. Doğru, doğru. Çiğ köftenin içinde yeşillik yok. Yeşilliksiz yapalım. Yeşilliği noktada ekleyelim diye birkaç şeyimiz oldu. Denemelerimiz oldu. Hatta bardakta kısır denememiz oldu. Ben Avrupa'da da görmüştüm. Öyle üzerine hatta şey yapıyorlar. Böyle cacık koyuyorlar. Kısır üzerine cacık, böyle kaşıkla yenen bir şeyini gördük. Deneme yaptık ama tabii Türkiye'de tabii çiğ köfte şeyde duruyor. Hani daha kritik ürün. Sunum da önemli. Yani ürünü üretip rafa koymak, üretmek kolay. Esasen müşterinin beyninde o noktadan kısırı alması, mesela mezeyi almasını gerçekten iyi bir sunumla şey yapmanız lazım. Çiğ köftenin başarılı olması tam görünen en kritik noktada çiğ köfte var tüm dükkanlarda. Esasen yani dönerde de olur. Yani döner bütün dükkanlarda içerideki döner değil de dışarıdaki döner insanları cezbeder. Tabii, çiğ köfte de öyle. Doğru. Bunu becerebilirsek o neden olmasın? Bir soru daha var. Aydın Bey de diyor ki Fatih'teki şubeniz kapandı. Franchising mağazası mıydı, sizin miydi? Üzüldük demiş o da. Franchise mağazası esasen kapanmadı. İleriye taşındı. Hani bilgi olarak bazen dükkan sahipleriyle sıkıntı olabiliyor. Yer değiştirebiliyor. Maalesef Türkiye'de cadde üzerine kira rakamları çok yüksek. Yani neredeyse Avrupa'dan daha fazla. Hani biz Avrupa'da Viyana'daki dükkanların kiralarını biliyoruz. İstanbul'daki kiralar neredeyse Avrupa'nın birkaç katı. Bazen işletmeciler o kiraların altında ezilebiliyor. Daha ileriye taşındı ama hani Fatih'ten aday varsa tekrar o noktada değerlendirebiliriz. Şunu soracağım. Şimdi gıda mühendisleri denetiminde dediniz ya. Şimdi gıda mühendisleriyle ilgili bana çok fazla sosyal medyadan da mesaj geliyor. Onların kendilerine ait bir takım sıkıntılar var. İşte hani bu gıda denetimlerinin kendilerine yaptırılmadığı, işte başka aslında uzmanlık alanı başka alanlar olan isimlerin atandığı şeklinde özellikle kamuda. Sizin merkezinizde kaç tane gıda mühendisi çalışıyor? Nasıl bir denetim sistemi var? Bizde iki tane gıda mühendisi var. Bir tanesi tamamen zaten üretimden sorumlu. Bu zaten bir kanuni zorunluluk. Yani üretimin başında bir gıda mühendisinin olması gerekiyor. Bir tane de ARGE var. ARGE'ye bakan arkadaşımız var. Şimdi her üretilen partiden, kazandan mutlaka şahit numune dediğimiz bir numune alınıyor. Yani herhangi bir şekilde ürünün lojistikte veya teşhir anında bir başına sıkıntı gelebilir. Yani şimdi üretirken siz tüm standarta bugün üretiyorsunuz. Bunlardan bir numune alıyorsunuz ve 15 gün kadar bu numuneyi stokunuza tutuyorsunuz. Ve hepsinin bir parti numarası var. Artı bir laboratuvarımız var kendi içimizde. Her üretilen ürünün hem mikrobakteriyel testleri hem ürünün nefasetiyle ilgili testleri biz kendi bünyemizde yapıyoruz. Bu şekilde bunları takip ediyoruz. Evet. Yani ürün izlenebilir hale getiriyoruz. Hocam işin finansal kısmını ben size bırakıyorum. Evet, bakalım istihdam nasıl? Ciro ne durumda?
Evet, genellikle ciroyu söylemek istemez firmalar. ama birkaç kişi direkt olarak çalışıyor şu an? Yani istihdama katkı açısından soruyorum. Şimdi bir de mesela büyüme planınız ne? Mesela önümüzdeki 5 yıl içerisinde şimdi 430 küsür dükkanınız var. Kaç dükkana çıkmayı düşünüyorsunuz? Şimdi bizim bu seneki hedefimiz aşağı yukarı 470 ile 500 sayısına ulaşmak. Şu an 430'lara gelmiş durumdayız. 500'e yaklaşmayı planlıyoruz. 5 yılın sonunda da Türkiye'deki potansiyele baktığımızda 750 ile 800 arasında bir komagenenin olabileceğini öngörüyoruz. Bunu neden görüyoruz? Çünkü Türkiye'de şu an büyük illerde bu iş yoğun devam ediyor ama Türkiye'de nüfusu ve belli büyüklükte olan ilçelerde de potansiyel var. Özellikle belli noktalar var ki çok başarılı olduğumuz, siz ilçe diyorsunuz ama ciddi şekilde bir ekonomik şeyi var. İşte Karabük gibi, Safranbolu gibi böyle Türkiye'nin böyle lider ilçeleri var. İlçeleri de hesaba kattığımızda Türkiye'de 800'e yakın komagene noktasını çok rahat işleyeceğini görüyoruz. Bizim hedefimiz yani nihai olarak 800 rakamına ulaşmak Türkiye çapında. Ortalama kaç kişi çalışıyor bu? Şimdi her şubede ortalama 3 kişi çalışıyor. Hani bunun bir şekilde mesai falan dediğimizde 3,5-4 kişiye gelir ama 3 kişi dersek şu an direkt olarak kattığımız yaklaşık aşağı yukarı 1400-1500 kişi şubeler tarafında bir istihdam oluşturuyor. Artı merkezi olarak da üretim ve bizim lojistik tarafından 100 kişi çalışıyor. Direkt olarak 1500 kişinin üzerinde bir şey oluşturuyor. Ekonomik katkı oluşturuyor. Ama dolaylı olarak da tabii bizim alt üreticilerimiz onları şey yapıyor. Mesela çiğ köfte sektörü gerçekten mesela ayran tüketimini tetikleyen bir sektör. Tabii. Çiğ köfte ayranla giden özellikle gazlı içeceklere karşı sektör gerçekten süt endüstrisini dolaylı yönden destekliyor. Evet. Peki şey var mı? Sizin halka açılma falan planınız var mı? Yani öyle bir durumda. Şimdi görebildiğim kadarıyla diğer rahatlıkla söyleyebiliriz. Orada daha önce programa katılan diğer gıda sektöründen şirketler OSES, Tatlıses, Komagene ve bu da kar marjının çok yüksek olduğunu gördük biz. Hatta bırakın sizin üretimden kar marjını, normal dükkanlar da iyi para kazanıyor. Aksi halde zaten o işe girmezler. Ciddi bir yüksek kar marjı var burada ve istikrarlı da bir kar var. Yani bir borsada halka açılmış şirketin en önemli özelliği ne olması gerekiyor? İstikrarlı olması gerekiyor ve kar marjında yüksek olması gerekiyor. Öz varlığını her sene ekleyebilmesi gerekiyor ve çok başarılı oluyor. Ve yatırımcı da bundan çok kazanıyor. Dolaylı etkisi de çok yüksek oluyor. Sizin öyle bir planınız var mı? Bizim normal yıllık ciro aşağı yukarı ne kadar? Yani şey anlamında soruyorum. Halka açılmak isteseniz acaba SPK belli bir limitin altında olursa zaten daha bir soğuk bakıyor artık. Tabii şu an Komagene'nin merkezi cirosu yani bayilere satışlar elde ettiği ciro 20 milyon TL artı KDV civarında. Evet. Bu seneki şeyimizde 25 milyon artı KDV'nin üzerine çıkmayı planlıyoruz. Şirketlerin tabii çiğ köfte sektörü çok hızlı büyüdü. Şirketlerin hem bilanço hem de yapısal olarak tabii SPK'ya ve borsaya açılmak için belli bir altyapı da sağlamak lazım. Yani tek başına ciro yetmeyebiliyor. Tabii. Bizim önümüzdeki 2-3 yıl içinde hem şirketin altyapısı hem de konumlandırma olarak belli şeyleri daha böyle net, clear hale getirdikten sonra borsaya açılma planımız var. Ama tabii doğru zamanda o şeyi iyi algılayarak hani yatırımcıyı da iyice şeffaf bir şekilde sunabileceğimiz dataları sağladıktan sonra yapmak istiyoruz. Çünkü tabii KOBİ'lerin bir hızlı büyümede bazen sıkıntılar olabiliyor. Yani hızlı büyümenin getirmiş olduğu handikaplar var. 200 sene kar edemeyebiliyor. Çünkü devamlı yatırım yapıyor. Mesela 2012'de biz Komagene olarak güzel bir kar açıkladık. Hani bu bilançomuza koyduk. Zaten SPK'nın da belli kuralları var. Hani arka arkaya kar etmekle ilgili. Bizim hedefimiz önümüzdeki 200 sene içinde şirketi bu şeye getirip hani kurumsal altyapı sağlayıp ve diğer markalarımıza da destekleyip piyasaya sunmayı arzu ediyoruz. Onun için peki şu an çalışma yapıyor musunuz? Yani kurumsallaşmanız gerekiyor sonuçta. Yönetim kurulunuz olacak. Tabii. Ve burada kurumsal yönetim ilkelerine uygunluğunuzu açıklayacaksınız. Oradaki istihdam politikanız, kar dağıtım politikanız ve şirketteki karar mekanizmaları, işte diğer belgeler vesaire. Yani tüm bunlarla ilgili ne bileyim uzman bir
bu konularda uzman bir kuruluştan şey almaya başladınız mı, yoksa normalde bunu önümüzdeki 2-3 sene içerisinde bu sürecim geçiyor? Şu an bir danışman grubundan şey aldık, şirket değerlendirmesi yaptırdık. Yani biz eğer halka arz olursak bu şirketin değeri nedir, biz kendimizi görelim diye bir rapor aldık. İşte 10 yıllık planlarımızı sunarak işte 10 yıl üzerinden şirketin bugünkü değerini hesapladılar. Bu bize tabii bir şey oluşturdu. Şu an bir base'imiz var. İkinci aşamada da hani biz gıda sektöründe gayri resmilik çok fazla, yani merdiven altlık çok fazla. Şu an şunu çok kesin ve net ifadeyle söyleyebiliriz. Koma gene %100 faturalı, yani çünkü sektörün gereği olarak söylüyorum, faturalı çalışıyor. Yani kurulduğu günden beri. Evet. Her ne kadar buna, çünkü sektörden bununla ilgili şey alıyorsunuz, durmadan tepki alıyorsunuz. Yani neden hani fatura? Çünkü sektör öyle alıştırılmış ki gayri resmiliğe. Biz Komagen olarak hani zaten planlarımız içinde hep borsaya açık ve şeffaf bir şirket olma adına bütün bayilerimizde %100 faturalı, %100 kayıt içi çalışıyoruz. Evet. Altyapı ona göre kurduk. Maalesef hani sektörde ciddi bir şekilde şeylik var. Hani gayri resminlik var. O da tabii haksız rekabet olduğu için hani kar marjlarını şey yapıyor, etkiliyor. Etkiliyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz Çetin Bey. Bugün reel sektör temsilcilerinden bir ismi ağırladık yine. Komagene Genel Müdürü Çetin Tekle bizimle beraberdi. Hocam, çok kısa bir şey söyleyeyim. Çok kısa bir şey söyleyeyim. Bir izleyicimiz şeyi sormuştu. Barış süreci piyasaları etkiler mi diye. O etki piyasaların içerisinde şu an var. Evet. Daha çok dış faktörler bir kısa vadede etkileyecektir ama orta vadede etkiler. Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Yarın sabah yine beraber olacağız. Paranın rotasını noktalıyoruz. Biz şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz. Kozaltın Paranın Rotasını sundu.